Merhaba arkadaşlar. Bugün akşam yemeği olarak tavuk haşlayacağım. Ben bu tavuğu annem getirdi. Memleketten geldi. Annem kendi kümesinden temizlemiş, sağ olsun bana getirdi. Ben de bunu şimdi güzelce bir tuzla ovacağım. Şöyle. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar hem daha temiz oluyor. Hem böyle koku kalmıyor. Çiğsi bir kokuluğu kalmıyor. Çünkü biz bunun suyuyla birlikte hem içiyoruz hem de ben bunun suyunu pilavıma koyacağım. Şimdi güzelce bir yıkayayım. Şöyle kanı, pis suyu falan aksın. Mis gibi oluyor arkadaşlar. Köy tavuğunun yemeği. Burcu burcu kokuyor pişerken. Bunun suyuna da güzel bir pilav. Yanına bir salata. Bugün akşam yemeğimiz tavuk haşlama olacak. Düdüklüme koyuyorum. Sıcak suyumu açtım. Aldığı kadar sıcak su koyacağım. Biraz daha koymam gerekiyor. Sıcak su koydum. Çabuk kaynayacak. Ve bana daha kolay olacak. Evet arkadaşlar koydum suyumu. Şimdi ben bunu ocağımda haşlanmaya bırakacağım. Sonra tekrardan görüşeceğiz inşallah. Pilavımı yaparken. Arkadaşlar şimdi tavuğun düdüklüğün içerisinde haşlanmaya bıraktım. Haşlanmadan önce ben bir tane soğanımı da dörde böldüm. Bunu da tencerenin içerisine koyacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber koyuyorum içerisine lezzetli olsun diye. Bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Biraz piştikten sonra bir daha ilave edeceğim tuzunu. Karabiberini koydum, soğanını koydum, tuzumu ilave ettim tavuklarımın içerisine. Bütün harcı ekledikten sonra kaynadıktan sonra düdüklümün ağzını kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuğum çok güzel haşlanmış. Ben şimdi bunun suyuyla bulgur pilavı yapacağım. Şimdi pilavımı yapıyorum arkadaşlar. Yağımı koydum, arpa şehriyemi koydum. Arpa şehriyelerim kavrulsun arkadaşlar. Bu arada ben size malzemelerimi tanıtayım. Bulgurumu koyacağım. Tavuk suyum ve tuzumu ilave edeceğim sonradan. Kavruluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben içerisine bulgurumu da atacağım. Onunla da biraz kavurup tavuk suyumu ilave edeceğim arkadaşlar. Tavuklarım haşlandı. Tavuğumun suyundan da bulgur pilavı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi tavuk suyumu da ilave edeyim içerisine. Birazcık da suyumu koyacağım. Evet. Bir yemek kaşığı kadar da tuzumu koyacağım.
kesik ateşte pilavımın olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ağzını da kapatalım. Pilavım suyunu çekmiş arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Biraz tereyağı koyacağım. Şöyle. Tereyağı da içerisinde eriyecek. Bu şekilde. Altını kapatacağım. O şekilde demlenecek pilavım arkadaşlar. Pilavım çok güzel olmuş arkadaşlar. Tane tane olmuş. Tavuk suyu ve tereyağıyla yapmıştım. Ellerime sağlık. Pilavımın altını kapattım. Şimdi salatamı hazırlayacağım. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben akşam yemeğimi hazırladım sizlerle birlikte. Pilavımı tavuk suyuyla pişirdim. Haşlanmış olan pilavlarımı tavuklarımın üzerine koydum. Tavuk suyumu ve salatamı hazırladım arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.